Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videoma daha hoş geldiniz. Of. Şu son zamanlarda şu aşılardan dolayı kime baksam hasta, buna ben de dahil, grip oldum. Aşılar neyi çok etkiledi onu söylemek istiyorum. Hani aşılardan sonra ne gibi üstümde etkiler oldu. Bu arada 3 kez aşı oldum ben, korona aşısı. Şu anda hiçbir dünyanın, yani hemen hemen dünyanın hiçbir yerinde korona aşısı olma zorunluluğu yok. Bir ara milleti çok zorladılar. İşte illa aşı olacaksınız, aşı olacaksınız, yoksa işten atılırsınız. Zaten Almanya'da yasal zorunluluktu. İşe almadan önce ya da işe girmeden önce sizin korona aşısı olup olmamadığınıza bakıyorlardı. Ben zaten korona aşısı olduğumdan beri sürekli hastalanıyorum. Normalde kışın en az bir kez hasta olup daha sonra hiç olmazdım. Üstümde hiçbir kırgınlık olmazdı. Hemen bir spora gideyim. Üstümde bir kırgınlık. Çabuk yorulma. Bilmiyorum sizde nasıl bir belirtiler var. Sizde mi aynı belirtiler var? Bilmiyorum. Ama yine de aşıların insanların üstünde çok çok iyi etkiler bırakmadığını düşünüyorum. Benim bir tanıdığım vardı. Önceden, yani hiç aşı olmadı kadın. Hatta bütün restoranlara gittiğimizde giremezdi kendisi. Yani ben derdi, yani ben aşı olmayacağım kesinlikle. Kendime aşı yaptırmayacağım. Yani şöyle düşününce cidden çok mantıklı görüyorum. Ya şu 2-3 gündür hani öyle bir hastalandım ki arkadaşlar, size anlatamam. Yani çünkü hani böyle hastalandığınız zaman bildiğiniz yatağa düşüyorsunuz. Ondan sonra ateş oluyor. Günde 3 kez hap içiyorum. Bu hapta ateş düşürücü, ağrı kesici. Hala üstünde bir etki var. Yani nasıl bir ağır bir şeyse, şu an markete gidiyorum. Hava da güzel dedim, kameraya elimi alayım. Size şöyle bir güzel video çekeyim. Yani sohbet tadında. Ya ben bu aşılara zaten baştan beri güvenmiyordum. Hatta olmak da istemiyordum. Bir zamanlar ben Münih'teyken bize zorla açıkçası aşıladılar. Yani bizzat dediler ki olacaksın. Ya olacaksın ya seni çalıştırmayacağız gibi bildiğiniz baskı yaptılar. Ha, ne oldu şimdi? Ortalıkta net korona muhabbeti var. Sadece salgın geziyor. Normal grip aşısı olarak ya da grip olarak şu an adlandırılıyor. Sanki yani önceden hayatımızda hiç grip olmamışız gibi bir muhabbet geçti. Yani millet çok abarttı. Yok işte aşı olmazsanız ölürsünüz, bilmem neler. Haberlere baktığınızda zaten yok, Amerika'da işte insanlar böyle tabuda girmiş, insanları böyle gömüyorlar. Bana bir nevi bunlar çok tiyatro gibi geldi arkadaşlar. Ya da bilmiyorum, insanların vücutlarında hani böyle bağışıklık sistemini düşüren ya da belli bir yaşını almış, 60-70 yaş, bunun gibi nüfusunu düşürmeye çalışmaya denediler diye düşünüyorum. Öyle çok 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 teoriler var ama benim üzerimde cidden bu aşı çok kötü etkisi oldu. Çok çabuk kolay hastalanıyorum, herkeste olduğu gibi. Diğer herkeste de duyuyorum, yani ne zaman korona aşısı olduğumdan beri artık daha çok çabuk kolay hastalanıyorum. Zaten iş yerindekilere bakıyorum. İş yerindekilerin %100'ü zaten genelde hasta. Daha çabuk salgın kapıyorum. Yani bir nevi bizim bağışıklık sistemimizi düşürdüler. Ben öyle düşünüyorum. Ne kadar C vitamini alsanız, ne kadar yeşillik ya da güzel sağlıklı şeyler de yeseniz fayda yok. O yüzden
Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.